Soru soracağım. İki spekülatif iddia çünkü yönetmiş olduğum, moderasyonunu yapmış olduğum akşam tartışma programlarında dile getirildi. Biri benim ismini veremeyeceğim bir kaynağımdan gelen bir kulisti. Diğeri ise Ali Öztunç'tan geldi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Önce Ali Öztunç'un iddiasını sorayım. Daha doğrusu böyle bir şey olabilir mi acaba? Spekülatif bir soru ortaya bırakıyorum dedi o da. İhtimal verirsiniz, vermezsiniz dedi. Önce onu sorayım. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Anayasa Mahkemesi kararlarıyla birlikte Ali Öztunç dedi ki ya o kadar çok başvuru var ki o tozlu raflarda. Mesela referandum, mesela sistem değişikliğinin iptali, birçok başvuru yapıldı, hiç ele bile alınmadı. Şimdi yıllar yıllar sonra Anayasa Mahkemesi Erdoğan'ın yetkililerini kısıtlayıcı bu kararları vermişken acaba o tozlu raflardan sistem değişikliğinin iptalini getirebilecek başka kararlarda, başvurularda indirilir mi? Hem böylelikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de işine gelir tekrar parlamenter sisteme dönüş. Hem MHP bagajından kurtulur, hem seçim şansını tekrar yükseltir dedi. Ama spekülatif bir yorum olduğunda ekliyorum diye ortaya bıraktı. Buna ihtimal verir misiniz? Şöyle, elbette Ali Öztunç da siyaseti çok yakından izleyen, gazeteci kökenli, evet, kulisleri bilen bir kişi, gazeteci kökenli milletvekillerinden. O da belli bir hani duyuma, yani gözleme dayalı bu yorumu yapmıştır. Hı hı. Şimdi AKP eğer böyle bir yola girerse çok da Anayasa Mahkemesi'ne ihtiyacı yok bence. Yani karşılıklı iki tane açıklama yaptırır. İşte madem öyle diyorsunuz buyurun der. Ona ihtiyacı olmaz bence. Yani dolanmasına gerek yok. O kadar dolanmasına gerek yok. Yani Anayasa Mahkemesi zaten AKP açısından arayasa mahkemesi gibi bir şey. Yani bu verdiği karar uymadı ki bundan sonrakilere uysun. Mehmet Uçum biliyorsunuz sarayın yargıdan sorumlu herhalde başkan yardımcısı mı diyelim, sarayın yargı sözcüsü mü diyelim, bu konuları biliyorsun Adalet Bakanı'ndan önce Mehmet Uçum yorumluyor. Dedi ki bu bizi bağlamaz dedi. Anayasa Mahkemesi hangi cumhurbaşkanını bağlar tabii, hayır, Madagaskar Cumhurbaşkanı'nı mı bağlayacak, yani bizi bağlamaz dedi. Yani yani o yüzden yani oralar uzun yol olur AKP açısından. Peki. Daha farklı, daha kestirme yolları bulabilir diye düşünüyorum. Peki. İkinci spekülatif iddiayı sorarak kapatalım. Final sorusu olsun bu da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye bakanlık koltuğu teklif edeceğini düşünüyor musunuz seçime kadar? Şöyle, ben düşünmüyorum. Yani iş yani böyle bir çünkü benim gördüğüm elbette hani önümüzdeki dönem artık hani olmaz olmaz deme, olmaz olmaz diye bir söz tabii var ya. Hı hı. Hani burası Türkiye, hakikaten her türlü şey olabilir. Erdoğan'ın siyasetinde ne olursa olsun, bunu biraz da üzülerek söylüyorum, Erdoğan'a düşman lazım. Karşıt lazım. Onlar ve biz şeyi lazım. Kendi tabanı da bu şekilde zaten yani büyük ölçüde ayakta tutuyor. Yani o zaman orada bir şey yaptığında o başka bir oyun olur. O başka bir oyun olur. Ama şu anda bir karşıt lazım ki kendisi bakın bizi tutarsanız işte yok şu elden gitmez, bu elden gider, buna sahip oluruz gibi bir söylem geliştirmek üzere bir plan yapacaktır. Benim gördüğüm Erdoğan planını adım adım örmek üzere bu şekilde yaptı. Bir de en güzeli Erdoğan açısından Haziran ayı şu anda içindeyiz. Temmuz zammı gündemde ama bunların konuşulmadığı bir Türkiye çok ideal bir Türkiye. Özellikle 2018'den bu yana AKP'nin sevgili Can Coşkun başlıca hedefi ekonomi konuşulmasın da ne konuşulursa konuşulsuna dönük bir planlama oldu. 2018 seçimlerinde bunu başardı. Kabul etmek lazım, 2023'te de başardı. Yani beka sorunu öne çıktı, başka şeyleri öne çıkardı. Ama şimdi 2024'te başaramadı. 2024 artık gizlenemeyecek bir ekonomik sorunla karşı karşıya. Hakikaten dün işte Mehmet Şimşek'in karnesini sizler de yayınladınız. Hani bir yıl içinde Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi. Bakın çok iyiyiz demek. Çok özür diliyorum. Sözüm kişilerden dışarı sevgili Can Coşkun. Utanmazlık. Halk aç ama Merkez Bankası'nın kasası dolu diyorsun. Halk aç ama bizim rezervlerimiz yükseldi diyorsun. Ulan demek ki bizim kanımızla, o insanların kanıyla sen orayı doldurdun. Bu bayramı girerken halk açken onunla nasıl övünebilirsin?
Hiç değilse övünme bari. De ki halkımızı şuradan bir nebze şuraya taşımayı planlıyoruz de. Yani bu ekonomiye bakan kişilerin ruhsuz olduğunu gösteriyor. Bir ruhla bakmıyorlar, parayla bakıyorlar. Yani biraz daha ileri yorum yapmak istemem. Yani ben üzüldüm. Yani bakın rezervlerimiz ne kadar yüksek diye. Yani ekonominin gidişini oradan bakabilmek hakikaten biraz da cesaret istiyor doğrusu sevgili Can Coşkun. Peki. Sağ ol babaya. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sağ olun.